Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu yandan düğmeli tığ işi bebek yeleğini bugün sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Ben bugün bu yeleği 0-3 aylık bebekler için yaptım arkadaşlar. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız başlangıç zincir sayısını daha fazla çekerek büyütebilirsiniz. 6 aylık bebek için yapmak istiyorsanız bu başlangıç zincir sayısını fazla çekeceksiniz. Ön, arka ve kolların sayılarında ikişer trabzan fazla yaparsanız yeleğiniz büyük başlayacaktır. Roba sayısı da daha fazla olacak ve yelek büyük olacaktır arkadaşlar. Yeleğimizi sade olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz herhangi bir şekilde süsleme yapabilirsiniz. Ben bugün gökkuşağı ve buluttan oluşan bu figür çalışmasını yeleğime yaptım arkadaşlar. Siz de eğer bu gökkuşağı ve bulut figürünü yapmak istiyorsanız sizler için bu her ikisinin de olduğu YouTube linkini ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde gökkuşağı ve bulut yapımının olduğu YouTube linkini bulabilirsiniz. Oradan bakarak yapabilirsiniz. İsterseniz herhangi bir kendinize göre de süsleme yapabilirsiniz. Ben bugün yeleğimi robaya kadar 3 düğme diktim. Gökkuşağına da uyumlu olsun diye renkli diktim arkadaşlar. Siz isterseniz tamamını düğmeli de yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış. İstediğiniz renkte bu yeleği çalışabilirsiniz. Gökkuşağı figürlü bu yeleğimizi hem kız hem erkek bebekler için hazırladık. Her iki bebek için de kullanılabilecek bir model ve renk oldu arkadaşlar. Bakın yeleğime uygun olarak gökkuşağı patiği de yaptım. Bu gökkuşağı patiğinin YouTube linkini de ben açıklama bölümüne ekledim arkadaşlar. Eğer siz de bu patikten yapmak istiyorsanız bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklayarak açıklama bölümünde ilgili YouTube linkini bulabilirsiniz. 0-3 aylık için hem patiğimiz hem yeleğimiz arkadaşlar. Yeleğimiz çok kullanışlı bir model arkadaşlar. Bebeğin gövdesini tamamen kapalı tutacağı için sıcak da tutacaktır. Bakın açık haliyle bir görelim yeleğimizi. Giydirmesi çıkarması kolay. Hem güzel hem kullanışlı hem de şık bir yelek bakın arkadaşlar. Yapması tığ işiyle olduğu için de çok kolay. Siz bunu hırka olarak da yapabilirsiniz. Yeleğin gövde kısmını bitirdikten sonra koldan kollara devam ederek hırka olarak da dönüştürebilirsiniz. Arkadaşlar videolarımın bazılarına dilimizi anlamayanlar da yapabilsin diye altyazılar oluşturuyorum. Eğer siz videoda bu altyazıları görmek istemiyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta var alt alta olan, ona tıklayarak altyazıları kapatabilirsiniz. Yeleğimizin örgüsünde bakın bu renk kullanıyorum arkadaşlar. Alize Şeker'in bebe yünü. Üzerinde 100 gram 320 metre yazıyor. Renk numarası da 287. Siz istediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Tığ olarak da 3,5 numara tığ kullanıyorum. İpimin kalınlığına uygun olarak. Siz daha büyük çalışmak istiyorsanız aynı sayılarda 4-4,5 ile yaptığınız zaman yelek daha büyük olacaktır. Bu sayılardaki bir yelek 4-4,5 ile yapıldığı zaman 3-6 aylık bebekler için olur. Gökkuşağı ve figürü çalışmasında size söylemiştim zaten. Onu hazırlayabilirsiniz. 3 düğme diktim ben. Siz isterseniz 4-5 de dikebilirsiniz. Malzemelerinizi hazırlayın. Birlikte yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olur arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin.
yandan düğmeli yeleğimiz için 69 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 69 zinciri çektik arkadaşlar. Hemen ölçüyorum. Bakın, uç noktasından sıfır noktasını tutuyorum. Sonuna kadar olan uzunluk 32 santim. Bakın, çektirmiyorum örgümü. Bakın, normal bırakıyoruz sıklığını. 32 santim. Üçte dönüş için zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 3 gözenek atlayıp 4. gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Bu iki trabzan, bakın, dönüş için yaptığımızda bir trabzan olarak ele alıyoruz. Bu iki trabzan ön pat olacak arkadaşlar. Kol bölümü için ipi tığın üzerine alıyorum. Artık kol bölümüne geçiyorum. Bakın, şu şekilde aynı gözeneğin içerisine kol için bir trabzan yaptım. Kol için 15 trabzan yapacağız. 1 yaptım. 2 3 4 5 13 14 15 Kol bölümü için bakın, bu iki trabzandan sonra 15 trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Arka bölüm için aynı gözeneğin içerisine, bakın, bu son yapmış olduğum trabzanın içerisine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu iki zincirlik bölüm bizim arttırma yerlerimiz olacak arkadaşlar. Arka bölüm için 22 trabzan yapıyoruz. Bütün zincirlerin üzerine batarak 22 trabzanı yapalım. Bakın, burada arttırma yerlerinde aynı gözeneğe batarak yaptım. Yirmi, yirmi bir, yirmi iki. Arka bölüm için bakın, 22 trabzanı yaparak geldim. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kol ile arkayı ayıran ayrım noktasını belirlemek için bakın, aynı gözeneğin içerisine batarak bir trabzan yapıyorum. Koldaki ilk trabzan bu arkadaşlar. Takip edenlere toplam 15 trabzan yapıyoruz. Bakın, 1 2 3 4 5 ve 15. Bakın, kol bölümü içinde 15 trabzanı yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. Ön bölümün trabzanlarını yapacağız şimdi. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölüm için bakın, son yapmış olduğum trabzanın aynı gözeneğe batarak ön bölümün ilk trabzanını yapıyorum. Takip edenlere 19 trabzan yapıyorum ön bölüm için. 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bakın 19 trabzanda ön bölüm için yaptık. Kuruluşunu yaptık bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde 2 trabzan ön pat için yaptım. 15 trabzan kol için, 22 trabzan arka bölüm için, 15 trabzan diğer kol için, 19 trabzan da ön bölüm için. Nasıl denk geleceğine şu şekilde bir bakalım. Bakın şu şekilde olacak arkadaşlar. Daha sonra bu her iki taraftan ön pat yapacağız biz bu örgümüze. Görüntüsü bu şekilde. Hemen ikinci sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı, bakın, gözeneğin içerisine arttırma yapıyorum ön bölüm için. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Bakın ilk gözeneğin içerisine 2 trabzan yaptık. Ön bölümden arttırma yapmış olduk. Takip edenleri buradaki ayrım noktasına kadar trabzanlar halinde devam ediyoruz. Bakın ayrım noktasına geliyorum. Ön ile kolu ayıracak olan ayrım çizgisindeyiz. Ön bölüm için boşluğa bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı boşluğa kol bölümü için bakın arttırma trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Kol bölümündeki bu trabzanların üzerine trabzanlara devam ediyoruz. Diğer ayrım noktasına kadar bu şekilde bütün trabzanların üzerine batarak trabzanlarımıza devam edelim. Bakın koldaki son trabzanı yapıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Kol bölümü için arttırma zincirine bir bakın boşluğa bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Arka bölüm bakın burası 22 trabzan yapmıştık bir alt sırada. Onun arttırma için boşluğa bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Buradaki bu ayrım noktasına kadar arka bölümdeki trabzanları trabzan yapalım. Bakın
arka bölümdeki son trabzanı yaptım. Arka bölümün arttırması için boşluğa bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Kol bölümü için boşluktan bir arttırma trabzanı yaptım. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyoruz. Sonda 2 trabzan kalasıya kadar trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bakın sonda 2 trabzan kaldı. 1 2 trabzan kaldı. Bir alt sırada kolu 15 başlamıştık. Burada bir baştan arttırma yaptık. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 trabzan oluştu şu anda. Bir alt sırada 15 başlamıştık. Arttırma ile 16 oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın hemen yanındaki boşluktan bir trabzan yapıyorum. Kolda iki taraftan birer trabzan arttırma yapmış oldum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden iki trabzanı trabzan olarak örüyorum. Burada arttırma yapmıyoruz. Ön patlar iki trabzan olarak devam edecek. Bakın iki patı yaptım. Trabzan olarak bir zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzana bir trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanı da trabzan olarak yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın kol bölümü arttırması yapmamız gerekiyor burada. Onun için buradaki boşluktan bir trabzan yapıyorum. Yani iki trabzanı trabzan olarak devam ediyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Buradaki arttırma noktasına kadar bütün trabzanların tepe noktalarına batarak trabzanlar yapalım. Koldaki son trabzanı yaptım. Kol bölümü için boşluktan bir trabzan arttırması yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölüm için boşluktan bir arttırma yaptım. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Buradaki ayrım noktasına kadar arka bölümdeki bütün trabzanların tepe noktasına batarak trabzanlar yapalım. Bakın yine ayrım noktasına geldim. Arka bölüm için boşluktan bir trabzan arttırması yaptım. 1 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Kol bölümü için boşluktan bir arttırma yaptım. Takip eden trabzanları, koldaki trabzanları bu ayrım noktasına kadar trabzanlar yapıyoruz. Ayrım noktasına kol bölümü için bir arttırma trabzanı yaptım. 1 2 zincir çektim. Ön bölüm için boşluğa bir arttırma trabzanı yaptım. Ön bölümdeki trabzanlara devam ediyorum.
Sonda bir Trabzan klasiğe kadar devam edelim. Bakın sonda iki trabzan kaldı. Bu trabzana da battım. Bir trabzan kaldı. Bakın sonda bu sondan ikinci olan bu trabzana, aynı trabzana batarak bir trabzan daha yaptım. Arttırma yapmış oldum. Son trabzanı düz trabzan olarak devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğin içerisine batarak arttırma yapıyorum. Bakın bir trabzan daha yaptım. Takip edenleri ayrım noktasına kadar trabzan olarak devam ediyoruz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar arttırmalarımız. Görüntüsüne bir bakalım. Bakın burası kol bölümü. Şu şekilde üst üstüne getireceğiz arttırma yerine. Bakın görüntüsünü bir görelim istiyorum. Bu şekilde arttırmaları yaparak robayı istediğimiz ölçüye kadar öreceğiz arkadaşlar. Ön bölümün, bakın burası ön bölümün, ön bölümün her iki tarafından da arttırma yapıyoruz. Kolun da öyle her iki tarafından arttırma yapıyoruz. Arttırma yerlerinden bu şekilde arttırmalar yaparak robamızı tamamlayalım. Kolda bu başta iki trabzanı pat olarak bırakıyoruz. Takip eden trabzanları trabzan olarak devam ediyoruz. Robamızı bu şekilde arttırma yerlerinden arttırmalar yaparak 10 sıra kadar örelim. Gelelim arkadaşlar. Daha sonra gövde bölümüne devam edeceğiz. Arkadaşlar yanlan düğmeli yeleğimizi, bakın ben robasını tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10 sıra trabzan sıram var. Kaç santimlik bir roba yaptığımı ölçüyorum. Bakın 9 santim yüksekliği var. Yeni doğan için yeterli bir ölçü bu. Hemen örgümüze devam edelim. Artık kolları bırakacağız. Sadece gövde ile örgümüze devam edeceğiz. Bir zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı da bakın yaptım. İki trabzanımız ön pat içinde. Burada biraz dökümlü dursun istiyorum arkadaşlar. Onun için bir arttırma yapmak istiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın koldaki bu trabzanları atlıyorum. Arka bölüm için yapmış olduğumuz bu trabzanlara geçiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Boşluktan arka bölüm için bakın bir arttırma yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Arka bölümün trabzanlarının üzerine trabzanlar yapıyorum. Bakın kolu şu şekilde hemen atladık. Arka bölüme geçtik. Artık bu ön pat ile önü birleştireceğiz. Tek parça halinde öreceğiz. Arka ve önleri. Bakın şu şekilde bütün trabzanların tepe noktalarına batarak buradaki bu ayrım noktasına kadar trabzanları örüyoruz. Arka bölümdeki bütün trabzanları, bakın tepe noktalarına batarak trabzanı yaptık. Arka bölüm için boşluktan bir arttırma yapıyorum. Bakın burası kol bölümümüz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Koldaki trabzanları atlıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölümün ilk, bakın boşluğuna ilk trabzanı yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Ön bölümün buradaki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum.
Bir duruşuna bakalım. Biraz dökümlü dursun istiyorum. Onun için bakın bu ilk trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzan olarak yapıyoruz. Ön bölümdeki bakın son trabzanları yapıyorum. Burada bir arttırma daha yapalım. Dar olsun istemiyorum yelek arkadaşlar. Son trabzanı trabzan yaptım. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Artık arttırma yapmadan ön bölümü düz trabzanlar yapıyorum bakın. Bu sırayı giderken arttırma yapmıyorum. Kol altına kadar bu şekilde bütün trabzanların üzerine batarak trabzanlar yapalım. Kol altına geldim bakın. Ön bölümdeki son trabzanı yapıyoruz. Bu son trabzana bir trabzan daha yaparak biraz yeleğin geniş durmasını istiyorum arkadaşlar. Bakın yanındaki üst zincir çekmiştik kol altını yaparken onun ilk gözeneğin içerisine bir trabzan yapıyorum. Sıkı çektiğim için biraz zor oluyor. Bir trabzan yaptım. Bakın ortadaki zincirin üzerine geçtim. Bir trabzan yaptım. Aynı zincirin üzerine bir trabzan daha yaptım. Bakın. Üç zincirin ortadaki zincirinin üzerine bir trabzan daha yaparak fazladan bir trabzan eklemesi yaptım. Yanındaki zincirin üzerine battım. Bir trabzan yaptım. Arka bölümdeki ilk trabzana trabzan yaptım. Aynı gözeneğe batarak bir trabzan daha yaptım. Burada biraz fazla arttırma yaptım arkadaşlar. Onu biliyorum. Bebekler çok hızlı büyüyeceği için ördüğümüz bu yeleği biraz giysin istiyorum. Kol altında bakın. Ön bölümden bir arttırma yaptım. 3 zincirlik bölümün kol altına çekmiş olduğumuz üst zincir vardı. Onun ilk zincirine bir trabzan yaptım. Ortadaki zincire iki trabzan yaptım. Diğer zincire bir trabzan yaptım. Kol altında şu anda bakın 4 tane trabzanımız oldu. 3 zincirin üzerine 4 trabzan yaptık. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Buradaki kol altına kadar bu şekilde arka bölümün trabzanlarına devam edelim. Arka bölümün son trabzanını yapıyorum. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapmıştık. Bu kol altına çekmiş olduğumuz 3 zincir vardı. Bunun ilk gözeneğin içerisine bakın ilk zincirin içerisine bir trabzan yapıyorum. Ortadaki zincirin üzerine bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Yanındaki bakın zincirin içerisine bir trabzan yaptım. Diğer kol altında da aynı şekilde yapmıştık. Burada da eşit olsun diye aynı işlemi yaptık. İpi tığın üzerine aldım. Bakın ön bölümün patı burası.
bir trabzan yaptım. Aynı gözeneğin içerisine batarak bir trabzan daha yaptım. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Şöyle bir bakalım görüntüsüne. Bakın yeterli oldu bu. Şu şekilde görüntüsü olacak. Burası artık düz devam edecek örgümüz arkadaşlar. Buraya pat yapacağımız için biraz öne gelecektir. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri trabzan olarak devam edeceğiz artık. Bakın kol altında gördüğüm bütün trabzanların üzerine batarak trabzanları yapıyorum. Sıra sonuna kadar diğer kol altında yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlara devam edelim. Sıra sonuna geldim. Arttırma yapmıyorum artık. Düz trabzan halinde devam ediyorum bakın. Bu şekilde bakın arttırma yapmadan tamamladım. Ön bölümü bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm trabzana trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyoruz. Artık sadece trabzanlar halinde devam edeceğiz. Arttırma veya eksiltme yapmadan bu şekilde yeleğimizin gövde kısmı devam edecek arkadaşlar. Bakın görüntüsüne de bir bakalım. Bu şekilde buradan ön pat yapacağız daha sonra yeleğimiz bittiği zaman. Genişliği de bakın bu şekilde oluyor. Ben bugün bu yeleği yeni doğan bebek için yapıyorum. Siz daha büyük yapıyorsanız bu roba sayısı biraz daha fazla olması lazım. 12 sıra yapın arkadaşlar. Ben 10 sırada bitirdim. Siz 12 sıra yaparak arttırmalarda yaparak robanızı tamamlayın. Yeni doğan için yeterli bir ölçü bu. Artık örgümüzü bu şekilde düz trabzanlar halinde dediğim gibi başka hiçbir işlem yapmadan arttırma veya eksiltme yapmadan istediğimiz ölçüye gelesiye kadar örelim. Tercihe kalmıştır arkadaşlar yeleğin yüksekliği yeni doğan için isteyen arkadaşlar 13 santim isteyen arkadaşlar 14 santim dilerseniz de ölçüyü 15 santime kadar tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde gövde uzunluğunu İstediğimiz ölçüye kadar örelim gelelim arkadaşlar. Yandan düğmeli yeleğimizin bakın yüksekliğini tamamladım ben kol altından sonra arkadaşlar. Kaç santimlik olduğunu ölçüyorum. Bakın ön ortasını boydan boya ölçüyorum. 24 santim. Kol altından ölçüyorum. Kol altından sonra 14,5 santim. Bak 14-15 santim arası. Yapacağım yelek için yeterli bir yükseklik bu. Şimdi sıra bu ön patları yapmaya geldi. Ön pat çalışmasına bakın şu kısımdan ilmek çıkartarak başlıyoruz. Sırayı diğer tarafta bitirdim etek ucunda. Kaç sıra olduğunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın tam yüksekliği 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sıradan kol altından sonra yükseklik 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sırada da yüksekliğini bitirdim. Şimdi ön pat çalışmasını yapıyoruz. Bakın bu kısma sık iğne şeklinde batıyorum.
İlk gözeneğe sık iğne yapıyorum. Takip eden gözeneğe de sık iğne şeklinde devam ediyorum. Trabzana battım. Trabzana bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın. Gözeneğe sık iğne yaptım. Diğer sık iğneyi de yaptım. Bu başlanmış olduğum ipi de iç kısımdan götürüyorum. Trabzana sık iğne yaptım. Sık iğne yaptım. Bu şekilde bu keskin dönüş yapmıştık. Bakın şurada arkadaşlar, ön bölümü arttırmayı bitirdik. Düz örgülere geçmiştik. Oraya kadar sık iğne çalışmalarına devam edelim. Bakın dönüş yaptığımız yere geldik. Yakada, robada buraya kadar arttırma yapmıştık ön bölümü. Buradan itibaren düz gelmiştik. Bakın o noktaya geldim. Burada bir keskin dönüş olsun istiyorum yakaya doğru. Bakın aynı yere, bakın bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki gözeneğe bir sık iğne yaptım. Takip edene sık iğne yaptım. Bakın şu şekilde bir keskin dönüş yaptık buradan. Takip edenlere sık iğne olarak devam ediyorum. Bu yakanın ucuna kadar bu şekilde sık iğnelerimize devam edelim. Bakın uç noktasına geldim. Uçtaki noktaya da şu şekilde bir sık iğne battım. Bir şekline bakalım. Bakın ön patımızın ilk sırası bu şekilde oldu. Şimdiki sırada düğme yeri belirleyeceğiz. Robada 3 adet düğme yapmak istiyorum. İsterseniz siz tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Düğmeleri, bakın birisini bu uç noktaya yapalım. Birini bu tam dönüş yaptığımız yere düğme iliği yapacağım. Oraya yapalım. Bir diğerini de ortaya yapalım. 3 düğmeyi robaya dikelim. Düğmelerin yerlerine işaret takalım. Şaşırmayalım. Bakın ilk düğmeyi bu yaka bölümünün ilk başlangıcına yapalım. Diğerini robanın bittiği bu noktaya. Hemen işaret takalım. Diğer bir sonrakinde bakın ikisinin ortasına denk gelen şu yere üçüncü düğmemizi takalım. Aralardaki sık iğneleri sayarsanız daha düzgün olur arkadaşlar. Ve düğme iliğinde yapacağımız ikinci sıra pata geçiyoruz bakın. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bir sık iğne battım. Düğme iliği için bir, iki zincir çekiyorum. 1 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne batıyorum. Bakın 2 zincir çektik, 2 gözenek atladık, 3. gözeneğe sık iğne yaptık. Sık iğnelerime devam ediyorum. Bakın 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Diğer düğme iliğinin yerine denk gelmiş olmamız lazım. Bakın buraya tekrar bir düğme iliği yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Takip edenlere yine sık iğne yapacağız. Bu iki düğme arasında 7 sık iğne yapmıştım. Burada da aynı şekilde eşit olsun diye sayalım. 1 2 3
4 5 6 ve 7. Bakın diğer düğmeyi yapacağımız yere geldik. Zaten 1 2 zincir çekiyorum. 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne yapıyorum. Takip edenleri de sık iğne yapalım artık. Siz bir düğme daha yapacaksanız buraya da bir düğme dikebilirsiniz. Sık iğnelere devam ediyorum. Etek ucuna kadar bir sık iğne yapalım. Geriye dönüş yapacağız daha sonra. Bakın uç kısmına geldim. Uçtaki gözeneğe de bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Ön patta son sıra yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gözeneğin içerisine çakma trabzan yapıyorum. Kısa trabzan yapıyoruz yani. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Batıyorum. Bir defa da çekiyorum trabzanı. İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzanı bir defa da bakın çıkarıyorum. Bu şekilde kısa trabzanlar yapalım. Düğme iliğinin olduğu yere kadar bu şekilde kısa trabzanlarımıza devam edelim. Bakın düğme iliğini yaptığımız yere geldik, robanın bitimindeki. Artık bu işaret yaptığımız ipleri çıkartabiliriz. İliklerimizin yerini belirledik çünkü. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincir çekmiş olduğum boşluğa, yani düğme iliğinin yerine bir trabzan yaptım. Kısa trabzan. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir çakma trabzan daha yapıyorum. İki çakma trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Yanındaki bakın gözeneğe bir çakma trabzan yaptım. Burada keskin dönüş olsun istiyordum. Onun için aynı gözeneğe bir çakma trabzan daha yaptım. Takip edenleri normal çakma trabzanlar yapıyoruz. Kısa trabzanlar yapıyoruz. Bakın bu şekilde kısa trabzanlara devam ediyorum. Bakın diğer düğme iliğinin olduğu yere geldim. Buraya da aynı şekilde bir iki çakma trabzan yaptım. Takip edenleri birer adet, her gözeneğe birer adet batarak çakma trabzan yapıyorum. Yakadaki son bakın düğme iliğinin olduğu yere geliyorum. Buraya da bir iki çakma trabzan yaptım. Uç noktasına da bir çakma trabzan yapıyorum. Bir görüntüsüne bakalım patın. Bakın şu şekilde keskin dönüşlü bir ön pat yaptık bu sırada arkadaşlar. Diğer ön patı da aynı şekilde çalışacağız. Oraya kadar bu boyun çevresinde bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Bakın şu şekilde ilk gözeneğe bir sık iğne battım. Yanındaki gözeneğe sık iğne battım. Bu başlamış olduğumuz ipi de bu sık iğnenin içerisinde götürüyorum. Bu şekilde bütün gözeneklere birer defa batarak bu uç noktasına kadar devam edelim.
Boyun çevresini sık iğneler yaparak bakın, buraya kadar geldim. Burada bunu bekletiyorum arkadaşlar. Hem de bir nasıl göründüğüne bir bakalım, kontrol edelim. Bakın bu şekilde görünüyor. Boyun çevresi de böyle. Şimdi bu diğer ön pata düğme dikmek için pat hazırlayacağız. Bu ön patı yapmak için bu ipi buradan devam ettirmiyorum. Bu ipi son sıra olarak devam edeceğiz. Ön patımızın bu kısmının daha güzel görünmesi için ipin diğer ucunu elime alıyorum. Bakın bu şekilde yakanın bu uç noktasından sık iğnelere başlıyorum. Aynı gözeneğe bir sık iğne yapıyorum. Trabzana sık iğne yaptım. Takip edene sık iğne. Bu şekilde diğer ön patın ilk sırasında nasıl yaptıysak aynı şekilde ön pata bir sıra sık iğne gidelim. Geri gelelim. İpi burada keseceğiz daha sonra. Bakın bu şekilde bütün gözeneklere ve trabzanlara batarak ön patımızın çalışmasını yapalım. Dediğim gibi bir sıra sık iğne gidelim. Aynı sık iğnelerin üzerinden birer defa batarak buraya kadar gelelim. Bu ön patta bakın iki sıra sık iğne gittim, geldim arkadaşlar. Bu ipimi burada bırakıyorum. Kesiyoruz artık bu ön patı yaptığımız ipi. Şu şekilde içerisinden geçirelim. Bu boyun çevresini sık iğneler yaparken gelmiş olduğumuz ipi burada bırakmıştık. Onu alıyoruz. Boyun çevresindeki sık iğnelere yaka ucuna kadar devam ediyorum. Bakın bu şekilde ön pattaki sık iğnelere de aynı şekilde sık iğne yaptım. Geriye dönüş yapacağız şimdi. Bakın ön patın üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Devamında çakma trabzan uyguluyorum. Bakın. Diğer ön patı yaparken de bu son sırayı çakma trabzanlar yapmıştık. Burada da aynı şekilde son sırayı çakma trabzanlar yapıyorum. Bu ucuna kadar, etek ucuna kadar bu şekilde çakma trabzanlara devam edelim. Çakma trabzanlara devam ediyoruz arkadaşlar. Size sonuna kadar devam edelim demiştim ama bir yeri hatırlatmak ihtiyacı hissettim. Bakın bu ön patı yaparken burada keskin bir dönüş olsun istemiştik. Bakın bu şekilde. Bu ön patta da aynı şekilde bir keskin dönüş olacak. Ama bu sefer içe doğru bir keskin dönüş olacak. Bakın aynı bu diğer ön patı dönüş yaptığımız sırasında şurası oluyor. Orayı bakın çakma trabzan yapıyorum. Buradaki bu bakın bir çakma trabzan yapıyor gibi aldım. Çıkartmadım. İpi tığın üzerine aldım. Yanındaki gözeneğe batıp bir çakma trabzan yaptım. Ve şu şekilde çektim. Bakın kesme yaptım burada. Burada bir çukurluk olması gerekiyor. Takip edenleri sıra sonuna kadar çakma trabzan halinde devam ederiz. Bir iki daha yapayım. Size göstereceğim orayı neden öyle yaptığımızı. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde burada bir çukurluk oluşması gerekiyor. Bunun buna denk gelebilmesi için. O da anlaşıldığına göre artık etek ucuna kadar çakma trabzanlara devam edebiliriz.
Bakın uç noktasına geliyorum. En uçtaki noktaya da çakma trabzan yaptım. Burada bir yuvarlak dönüş yapacağız. Onun için şu şekilde bir çakma trabzan daha yaptım. Yanındaki gözeneğe bakın sık iğne şeklinde battım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe bir sık iğne daha batıyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe sık iğne batıyorum. Artık etek ucundayız. Burayı modelli yapıyoruz. Bakın 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe sık iğne batıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne battım. 1 2 zincir takip edene sık iğne. Bakın bu şekilde etek ucunu bu uca kadar devam edelim. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir aynı gözeneğe batıyorum. Sıra sonuna geliyorum etek ucunda. Bakın buraya da bir staj çalışması yapıyorum. Ön patı yaptığımız yerdeyiz. Başlangıçta bakın şu ön patı başladığımız gözenek ile kaydırma tekniğiyle de sıramı kapatıyorum. Ve bitirdim. İpi artık kesebiliriz. İpimi burada kesiyorum. Bakın. Ön patlarımızın görüntüsü böyle arkadaşlar. Etek ucu da bu şekilde oldu. Bu staj çalışmasını çok kaba bir model yapmak istemedim. Yeni doğan bebek için yapıyoruz biz bu modeli çünkü. Kibar olsun istedim. Bakın görüntüsü böyle. Şimdi kol altındaki bu kısmı da aynı etek ucunda uyguladığımız bu modeli uygulayalım. Bakın kol altında bir ilmek çıkartıyorum. İpimin ucunu bakın kol altında şu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektim. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe bakın etek ucunda yaptığımız gibi staj çalışması yaptım. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Buraya da sık iğne battım. 1 2 zincir aynı gözeneğin içerisine sık iğne batıyorum. Bakın trabzana denk geldi. Trabzanın üzerine de aynı şekilde bir sık iğne battım, 2 zincir çektim, sık iğne battım. Yandaki gözeneğe geçiyoruz. Bakın 1 2 zincir aynı gözeneğe battım. Aralarda birer gözenek atlıyoruz. Etek ucunda yaptığımız gibi aynı şekilde. Bu şekilde bir sık iğne bat, 2 zincir çek, aynı gözeneğe bat şeklinde buraya kadar başladığımız yere kadar gelelim arkadaşlar. Bakın başladığımız yere geldik. Buraya da bir staj yapalım. Bu başladığımız gözeneğe batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. İpimi kesiyorum. Bakın bu şekilde bitirmiş olduk kol altını.
Yeleğimizin örgüsünü böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Staj çalışmalarını da yaptık. Bu 3 düğme yeri belirlemiştik. Buraların tam karşılarına gelecek yerlere, buralara 3 düğmesini de dikelim. O şekilde bir yeleğimizi görelim. Yandan düğmeli tığ işi yeni doğan bebek yeleğini bitirdim. Bakın, iki renkli düğme kullandım. Siz tek renkte dikebilirsiniz. Tamamen düğmeli de dikebilirsiniz. Bakın, buraya bir düğme daha ekleyebilirsiniz. Ben robaya kadar 3 düğme diktim. Açık haliyle bir görelim yeleğimizi. Bu şekilde kullanıma hazır bir yelek elde ettik. Bakın, şu şekilde çok kullanışlı bir yelek. Bebeğin ön bölümünü tamamen örteceği için sıcak tutacak bir yelek modeli arkadaşlar. Arka görüntüsü de bu şekilde. Açık haliyle bakın. Giyilmeye hazır artık. Ben bunu bu şekilde bırakmak istemiyorum. Düğmelerini de o yüzden iki farklı düğme diktim. Bakın, renk olarak değişiyor. Gökkuşağı çalışması yapacağım bunun üstüne arkadaşlar. Figür çalışması. Hazırlamış olduğum bu figürleri, bakın şu şekilde hazırlamış olduğum figürleri yeleğin bu ön bölümüne dikeceğim. Siz artık nasıl isterseniz sade de kullanabilirsiniz. Başka bir şekilde de süsleyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde süslemesini yapabilirsiniz. Bakın, bu şekilde gökkuşaklı bir yelek elde edeceğiz. Ben bu gökkuşağının ve bulutun anlatmış olduğum videosunu YouTube kanalıma yükledim. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bu her ikisinin de olduğu YouTube linklerini bulabilirsiniz. Siz farklı şekillerde de süsleme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bir gökkuşağı tasarımı yapmak istiyorum. Bakın, bir de buna uygun olarak bu şekilde patik hazırladım. Bu patiğin linkini de YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bu patiğin olduğu YouTube linkini bulabilirsiniz. Bu anlaşılmıştır. Bakın, bu şekilde üzerine dikeceğim bunu. Siz de benim diğer YouTube linkime bakarak bu bulut ve gökkuşağı figürünü yapabilirsiniz. Tercihinize göre nasıl süsleyebilirseniz artık. Bunu hem kız hem erkek bebek çok rahat kullanılabilecek bir yelek yaptık arkadaşlar. Bugünlük anlatımımızı burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. İnşallah sizlerle yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.